dediklerinizi zaten laik ve demokrasi sistem Tayyip Erdoğan'a sunuyor. Laik sistemi, demokrasi sistemi niye suçlamıyoruz da Tayyip Erdoğan'ı direkt suçluyoruz? Biz İslami bir düzen istiyoruz. İslami bir düzenle yönetilmek istiyoruz. Bugünkü batıl sistem yeter insanların kanını emdi, yeterince insanlara zulmetti. Bu sistem Allah'ın da razı olduğu bir sistem değil. İslami düzenle yönetilmek, Allah'ın dediği olsun denilen bir devletle idare edilmek istiyoruz ve bu şekilde yaşamak istiyoruz. Kılıçdaroğlu mesela milleti savunduğunu söylüyor. Tayyip Erdoğan milleti savunduğunu söylüyor. Devlet Bahçeli milleti savunduğunu söylüyor. HDP çıkıyor, Kürtleri savunduğunu söylüyor. Peki onların hayatı, yaşantısıyla milletin yaşantısı bir mi? Eğer savunuyorsanız milletin seviyesini yiyin o zaman. Devlet Bahçeli'nin maaşı, AK Parti'nin maaşı, milletvekillerinin maaşlarıyla milletin maaşı aynı mı? Aynı değil. O zaman bu insanlar kendi çıkarları için konuşan ve milletin vekili olmayan insanlar, milleti satan, milleti makama satan, milleti paraya satan insanlar. O zaman bu insanların peşinden gidilebilir mi? Yüreğine sağlık, çok güzel söyledin. Bu Cumhurbaşkanı 100 liraya kendi parasını, ülkeyi sömürüp de meclisi sömürüp insanların zaten vergilerini sömürüyor. Uçaklara biniyor, arabalara biniyor. Bir de peki bütün bu dediklerinizi zaten laik ve demokrasi sistem Tayyip Erdoğan'a sunuyor. Laik sistemi, demokrasi sistemi niye suçlamıyoruz da Tayyip Erdoğan'ı direkt suçluyoruz? Biz burada Tayyip Erdoğan değil, sistemi suçluyoruz. Laikliğe göre, demokrasiye göre, bugünkü konunun anayasaya göre Cumhurbaşkanı kendi maaşını artırabildi. O gün halk ona Cumhurbaşkanı'na yetkiyi verdi, halk verdi, kabul. O zaman halk buna reva mı olur? Halk bu sistemle yönetilmek istediğinden dolayı halka bu reva mıdır? Halk şu anda gözünün önünü görmüyor kardeşim. Mesela halk şunu deseydi, örnek söylüyorum. Biz bu sistemi baştan sona istemiyoruz. Biz İslami bir düzen istiyoruz, adil bir düzen istiyoruz. İslami düzende bir halife kendi maaşını 100.000 TL yapıp da Müslüman halka şunu söylemez. Siz 3.000 TL ile yetinin, bunu demez. Biz İslami bir düzen istemediğimizden, önümüze İslami kurallarla yönetilmek istediğimiz bir sandık koyun demediğimizden dolayı bugünkü sistemin oluşturduğu bu sorunlara gebe kaldık mı? Bunun için İslam ile yönetilmeyi istemiyoruz. Bunun için çaba göstermiyoruz. İnsanlara tebliğ etmiyoruz. Bir sandıkta o ki demokrasisiniz, demokrasisiniz. Bir sandıkta İslami düzenle alakalı bir sandık koyun. Niçin tek demokrasiyle yönetilecek insanların sandığını koyuyorsunuz da her kişiyi seçsek demokrasiyle, laiklikle yönetecekler? Bugünkü anayasada Cumhurbaşkanı diyor ki sen maaşını şu kadar artırabilirsin. Topluma da diyor ki asgari ücretini şu kadar. İslami bir düzen olsa sen dersin ki ey halife sen de Müslümansın, ben de Müslümanım, ikimiz de Allah'ın katında eşitiz. Senin de maaşın, benim de maaşım bir olacak. Bunu Kur'an'a ve sünnete dayanarak diyebilirsin. Aynen. Peki bugünkü sisteme dayanarak mı konuşacaksın? Bunlara nasıl edeceksin? Faydası var mı? Güzel söyledin bak. Biz İslami Müslüman bir toplumuz. Bu sistem yanlış işte. Bu sistem yanlış. Öyle bir sistem kurulmuş ki İslam'ın sömürüsü üzerine. İslam sömürülüyor. Avrupalı ise bizim gibi Orta Doğu insanlarını resmen sömürüyor. İsviçre'den, İtalya'dan, Almanya'dan alınan kanunların Türklükle alakası ne? Hiç Türklükle hiçbir alakası. O zaman bu toplum birileri aldatmış diyebilir miyiz? Hala aldatıyor. Kim aldatıyor? Sistem mi aldatıyor, insanlar mı? Yönetenler sisteme uyuyor, aldatıyorlar. Yönetenler sisteme uyuyor ve aldatıyorlar. O zaman yolumuz yanlış olduğundan dolayı, ölçülerimiz yanlış olduğundan dolayı ne kadar çabalarsak çabalayalım yanlışa gideceğiz. Adaletsizliğe gireceğiz. İslami bir düzeni seçmediğimizden dolayı da bu toplum bu duruma reva oluyor maalesef. Şimdi biz Türkler daha önceden şamanizme inanıyorduk. Şamanizme. Gök Tanrı'ya inanıyorduk. Bu kabulümüz. Ondan sonra İslamiyet doğuyor. İslamiyet bize yakın olduğu için biz İslamiyet'e geçiyoruz. Ama İslamiyet'i yöneten kişiler sonradan halkı sömürmek bilmek için sürekli parçalamış. Ve şu anda biz bu noktaya gelmişiz. Partilerin bugünkü topluma faydası ne? Toplumu bölmekten başka bir şey yarıyorlar mı? AKP'li, CHP'li, MHP'li diye, HDP'li diye toplumu bölmekten başka bir şey yarıyorlar mı? Ve bu partileri hangi sistem getiriyor? Laiklik ve demokrasi sistem korumuyor mu? Aynen öyle. Bu sisteme evet aynen dediğiniz gibi. O zaman bu
partiler toplumu bölüyorsa nasıl refaha getirecekler? Her zaman bölüp bölüp parça parça edecekler. Aynen. Ve toplumaya asla refah gelmeyecek. İslami düzendeyse Allah subhanahu teala kitabında diyor ki birlik olun. Bütün Müslümanlar bunu söylüyor. Aynen. Bütün bu partileri ortadan kaldırdığı zaman zaten sorun çözülmüyor mu? Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle. Yüreğine sağlık, çok güzel söyledin. O zaman şöyle söylememiz gerekli değil mi? Biz İslami bir düzen istiyoruz. İslami bir düzenle yönetilmek istiyoruz. Bugünkü batıl sistem yeter insanların kanını emdi. Yeterince insanlara zulmetti. Bu sistem Allah'ın da razı olduğu bir sistem değil. İslami düzenle yönetilmek, Allah'ın dediği olsun denilen bir devletle idare edilmek istiyoruz ve bu şekilde yaşamak istiyoruz. Diyebilir miyiz bunu bu sistemde? Şimdi şöyle söyleyelim. Allah-u Teala yağmuru yağdırdığı zaman herkese yağdırıyor. Allah-u Teala güneşi doğurduğu zaman herkese doğuruyor. Bu Allah-u Teala'nın eşitlik, adalet sistemine kadar güzel. Bütün canlıları güneşi doğdurduğu zaman, güneşi aydınlattığı zaman, yağmuru yağdırdığı zaman hepsine birden ver. Çok güzel dediniz. Mesela dediniz ki güneşi Allah subhanahu teala doğru, yağmurumuzu Allah subhanahu teala gönderiyor. Niçin peki şunu yapmıyoruz? Bütün bu nimetleri, bütün bu rızıkları Allah subhanahu teala veriyor. Bunda kabulüz de. Allah subhanahu teala diyor ki ben güneşi doğuruyorum, kabul ediyorsun. Yağmurumu gönderiyorum, kabul ediyorsun ben. Niçin benim kitabımla yönetilmeyi veyahut benim kitabımla hükmetmeyi niçin kabul etmiyorsun? İslam'ın ana başlığı la ilahe illallah'tır. La ilahe illallah ise bugünkü sistemde örnek söylüyorum maalesef rafa kaldırılmış, kendileri kanun koyar hale gelmiş, kendi topluma da şunu söylemişler. Demişler ki, ey topluluk siz Allah subhanahu ve teala'nın sistemini, kanunlarını bir kenara bırakın. Biz size bir sistem sunuyoruz, onu kabul edin denilmiş sistem. Bugünkü topluluk da maalesef buna uymuş ve bugünkü seçtikleri insanlar asla Kur'an'a ve sünnete göre yöneten insanlar değil. Kur'an'a sünnete göre de bir sistem değil. Bundan dolayı da adaletsizlikler çıkmış ve bugünkü topluluğu da parça parçalara bu sistem bölmüş. Bundan doğan sorunlarla da topluma demişler ki sabredin, dayanın. Niçin biz bu sistemin oluşturduğu sorunlara dayanalım? Kılıçdaroğlu mesela milleti savunduğunu söylüyor. Tayyip Erdoğan milleti savunduğunu söylüyor. Devlet Bahçeli milleti savunduğunu söylüyor. HDP çıkıyor, Kürtleri savunduğunu söylüyor. Peki onların hayatı, yaşantısıyla milletin yaşantısı bir mi? Eğer savunuyorsanız milletin seviyesini yiyor o zaman. Devlet Bahçeli'nin maaşı, AK Parti'nin maaşı, milletvekillerinin maaşlarıyla milletin maaşı aynı mı? Aynı değil. O zaman bu insanlar kendi çıkarları için konuşan ve milletin vekili olmayan insanlar, milleti satan, milleti makama satan, milleti paraya satan insanlar. O zaman bu insanların peşinden gidilebilir mi? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. İnsanlar bir türlü doğruyu bulamıyorlar. İnsanlar doğruyu bulamıyor. Mecliste bir gün 500 çeşit yemek yiyip de aynı çatı altında sabahtan akşama kadar aynı ruhta, aynı düşüncede olup da, aynı düşüncede, aynı fikirlerde olup da halkı sen nasıl savunabilirsin? Tamam kabul ediyoruz. Bir gün Tayyip Erdoğan kötü olabilir. Ama yarın da öbürünün kötü olmayacağını bana kimse söyleyemez. O iktidara gelen, o gücü alan halkı hep bütün sistemi sömürmek üzerine kuruyor. Bu sistem batıl olduğundan dolayı başına kim gelirse gelsin bu adaletsiz, bu yanlış kanunlar koyan, kadınları dahi korumayaktan aciz olan, durmadan kanunlar çıkartıp kadınları koruyoruz, kadınları koruyoruz deyip ama kadınların ölümüne, tacizine engel olamayan bu sistemin başına kim gelirse gelsin sistem bozuk olduğundan dolayı kimse başarılı olamayacak. Aynen. Ama Allah subhanahu ve teala'nın sistemi ise böyle değil. Ahlak üzerine, saygı üzerine. İşte burada ahlak ve saygı üzerine. Kadın benim anam, kadın benim çocuğum. O da benim dedem, o da benim atam. Şimdi toprak. Şimdi şöyle alalım olayı. İnsan sadece bir küçük su tanesi. Allah-u Teala o su tanesinin içine aklı, fikri, gözü, sakalı, iradeyi her şeyi koyabiliyor. Bir su tanesi bir gün bütün dünyada olan her materyale mevcuttur. Ama bizim başımıza gelen insanlar halkı sömürebilmek için sürekli parçalıyor. Parçalayı olay bu. İyi günler. Çok teşekkürler.